Merhaba arkadaşlar örgü aşkım ve beyim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle patiklerde kullandığımız e, taban çalışması yapacağız. Taban çalışmamızı 0-6 ay yaş grubu için çalışacağız. Tabi dilediğiniz ölçülerde bu tabanımızı büyütebilirsiniz. İstediğiniz şekilde zincirimizi artırarak e, dilediğiniz kadar büyüklükte örebilirsiniz. Evet kolay gelsin diyerek hemen taban çalışmamıza başlayalım. Kolay gelsin. Düğmemi attım bunu saymıyorum. Güzelce de sıkıştırıyorum ki herhangi bir karışıklık yaşamayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. 13 tane zincirimizi çektikten sonra santim olarak hemen bakalım. Hiçbir şekilde risk almayalım. Sizler de ona göre ölçümüzü hemen büyütebilirsiniz. En küçük ölçü bu ölçümüz zaten. 0, 6 ay. Şöyle tutuyorum ve buradan 6 santim olduğunu görüyorum bakınız Evet şimdi tığımın başını doluyorum bir tane atlayıp hemen yanındakine batıyorum bakınız bir atladım 13. 12. içerini gelerek batıyorum tek seferde çekiyorum başını doluyorum bir sonraki zincirin içerisine giriyorum başını doluyorum birer birer bakınız 1 2 3 4 5 ve 6 6 tane çakma trabzanımı yaptım 1 2 3 4 5 6 şimdi tığımın başını doluyorum ikili trabzan örmeye başlıyorum sıradaki zincir yuvasına batıyorum 1 sıradaki zincir yuvasına batıyorum 2 3 4 5 ve 6 bir tane geri dönerken atladığımız için 6 tane çakma trabzanımız 6 tane ikili trabzanımızı ördük şimdi 6. trabzanımın bulunduğu noktaya trabzanlar örüyorum burun kısmını oluşturacak bölümler şimdi başlıyorum şöyle diğer katını da alalım ayrık olmasın bu şekilde. 2. Bakınız aynı yere ikinci trabzanı ördüm. Ve devam ediyorum. 3. Bakın ikili trabzan. 4. Aynı yere. Ve 5. Şöyle giriyorum. 5 tane trabzanımı ördüm. Burası Patiğimizin ön kısmı olacak bölüm. Bakınız şimdi şu kısmı çalışıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 olan şurayı çalışıyoruz. Burayı 5 olarak ayarlayalım. Sonra aradaki kalan trabzanlarımızı şuradakilerini yine tam karşısına denk gelecek şekilde trabzan olanları trabzan, çakma trabzan olanları çakma trabzan şekliyle örerek ilerleyelim. Başlıyorum 5 tane tamamladım. Şurası bakınız çok önemli en önemli yer burası lütfen hiç gözümüzde büyütmeyelim. 1, 2, 3, 4 ve 5 ve devam ediyorum. Tığımın başında doluyorum. Hemen tam karşılığına denk gelecek yerdeki bakınız trabzanımın dibine giriyorum ve bir tane trabzanım örüyorum. Bakın karşılıklı ördüm. Hemen bir sonrakinin karşılığına gelecek yerdeki trabzanımı örüyorum ve bir sonraki trabzanımın bulunduğu yere gelerek örüyorum. Tekrar ilerlemekteyim. Bakınız sayalım. 1, 2, 3, 4 ve sonuncuyu örüyorum. 5. Çünkü 6.nın bulunduğu yere 5 tane trabzan örmüştüm. Şimdi başlıyorum. 1 çakma trabzan yapıyorum. 1 tek seferde çektiğimiz ediyoruz. 2 tek seferde 3 ve 1'e 1 bir karşılıklı örüyorum. 4 5 ve altıncının olduğu yere giriyorum. Bakınız 5 tanesini ördüm. 1, 2, 3, 4, 5. Altıncının bulunduğu noktaya geldim ve battım. Şöyle bakalım. Altıncının olduğu yerde bir tane daha daha önce batmıştım. Zincirimizin bulunduğu yerden dönerek şu kısma geçmiştim. Şimdi bir tane battım. Zincirimin bulunduğu yerin yanına ikinciyi örüyorum. Üçüncüyü örüyorum. Şöyle görelim. 1, 2, 3 tanesini ördüm. Dördüncüyü örüyorum. Zincirden döndüğüm yere gelerek batıyorum. Diğeriyle 5 oluyor. Bakınız şöyle ayarladığım zaman 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane bu bölümü de örmüş oluyorum. 5 trabzan karşıda, 5 tane çakma trabzan karşıda. Arada da normal trabzanlarımız bakınız. Bu şekilde ördükten sonra hiç sıkıntı çekmeden hemen yukarıya doğru örmeye başlıyorum. Bir, iki tane zincirimi çekiyorum. Hemen yanındaki yeri trabzan olarak örmeye başlıyorum. Her bir aşağıdaki görmüş olduğum yuvaya birer birer örüyorum. Buralarda herhangi bir işlem yapmıyoruz. İşlemimiz sadece topuk ve burun kısmındaki beşer trabzanların bulunduğu noktalarda bakın şimdi normal örüyorum ta ki şu uç kısma varana kadar iki tane trabzanım kalmış bunları da örüyorum evet şöyle görelim 1 2 3 4 ve 5 bakınız buraya geldiğim zaman bu 5 tane trabzanın her birine ikişer ikişer trabzanımı örerek artışımı yapıyorum bir aynı yere batıyorum 2 bakın şurayı tekrar göstermek istiyorum Yeni başlayan arkadaşlarımız için özellikle yardımcı olmak adına hiç karışıklığa sebep vermeyelim. Şöyle dümdüz ördüm. Burun kısmındaki topu, burun kısmı burası. Bakınız. 5 tane trabzan. Her birini ikişer ikişer örüyoruz. 1 ve 2. Hemen yanındakini örüyorum. 1 ve 2. Üçüncüyü ördük. Bakınız. 1, 2, 3. Şimdi dördüncüyü örüyorum. 1 aynı yere batıyorum. 2 4. de çift ördüm. 5. çift örüyorum ve burun kısmının artışlarını bu şekilde tamamlıyorum. 5 tane trabzanımın her birini bakın şu şekilde baktığım zaman 5 trabzanımın hepsini çift olarak örüyorum. 1 2 3 4 5. Bundan sonraki trabzanlarımın diğer topuk kısmındaki kısma gelene kadar arayı birer birer örüyorum. Topuk kısmında yine her birini ikişer defa örerek artışımızı yapıyoruz. Şimdi bir örüyorum. Tekrar yanındakini bir, bir sonrakini bir. Bakın buraları hiç ne saymanıza gerek var ne de takibine gerek var. Yalnız atlayıp iki defa batmayalım. Birer birer ördükten sonra hiç problem değil. bu kısmına doğru ilerlemekteyim. Bakınız. 1 2 3 4 ve 5 olan kısım hemen bir sonraki bölümden sonra artmaya başlıyorum. Evet, şuradan başlıyorum. 2 tane örüyorum. 1. Bir. bir sonrakini yine 1. Bakınız 2 ördüm. Aynı yere batıyorum. 2. Hemen bir sonrakini 1. 2 aynı yere battım 3 bakın 1 2 3 bir, bir sonrakini dördüncü örüyorum şu anda bakın ve en son bakın tek olarak şuradan başlamıştık hemen aynı yere bir tane batıyorum çift olarak beşinci bu şekilde oluşturuyorum şöyle birleştirdiğim zaman sayalım 1 2 3 4 ve 5 5 tane topuk kısmında da çiftimizi ördük şöyle görelim Bakınız burası burun kısmı, topuk kısmı. Şimdi e, yeniden örmeye başlayalım. Buradaki ilk çiftimize kadar bütün trabzanlarımızı birer birer örelim. İlk çiftimizde yeniden görüşelim. İki tane zincir çekerek ilerlemeye başlıyorum. Üç tane çekmeyelim. Üç çektiğimiz zaman biraz pot durabiliyor. İki tane güzel oluyor. Arada e, kaynıyor. ve Birer birer örerek çift olan trabzanıma doğru ilerliyorum. Çift trabzanımın olduğu yere geldim bakınız. Çiftimin ilkine hemen öreceğim yer. Tığımı başım doluyorum. Trabzanımı çift olarak örüyorum. Yine burun kısmındayız. Bakınız iki tane ördüm. İki trabzanımızın ilkini iki olarak ördüm. Bu sıramızda yani üçüncü dönüşümüzde bir çift bir tek bir çift bir tek e, bu burun kısmını bitirdiğimizde beş tane çiftimiz olacak. Lütfen buna dikkat edelim. Bakın sadece burun kısmı için çalışmaktayız. Birinci çiftimi ördüm. Tek örüyorum. İkinci çiftimi örüyorum. Bir aynı yere batıyorum. İki bakın ikinci çiftimi ördüm. Tekrar tekim örüyorum. Üçüncü çiftime başlıyorum. Bir, aynı yere batıyorum. İki, bakalım. Bir, bakınız. İki ve üç. Tekim örüyorum. Dördüncü çiftimi örüyorum. Tekim örüyorum. Beşinci ve son çiftimi örüyorum. Bir ve iki. Evet, burun kısmının beşinci ve son çiftini ördüm. Şöyle açıldığı için yeniden örüyorum. Şöyle bakalım sayalım bakın. bir çift 2 3 çift 4 çift ve 5 çift. Her birinin de arasında birer tane teklerimiz var ve şöyle görmenizi istiyorum. Bakınız şu kısım üzerine çalışarak devam ettik bakınız. Şuradan. Evet 5 tane çiftimizi ördükten sonra çeviriyorum. Artık birer birer Diğer topuk kısmına doğru trabzanlarımı örüyorum. Topuk kısmında da aynı işlemimizi yapıyoruz ve tabanlığımız bitmiş oluyor. Bakın son derece kolay, hiç kafa karıştırıcı değil. Umarım hiçbir şekilde sıkıntıya düşmeden örmüşünüzdür, zevk alarak. Hepinizin işleri rast gelsin inşallah, hiç sıkıntı çekmeyelim hem örgüde hem normal hayatımızda inşallah. Evet şimdi bakınız e, kenardaki iki tane artışımın bulunduğu yere kadar geldim. Burada diğer tarafta yapmış olduğumuz gibi ilk artışın ilk batış yerine çift olarak batıyorum. Tığımın başını doluyorum. Bir aynı yere batıyorum. İki bir tane tek örüyorum. Bakınız bir çiftimi ördüm. Toplam beş tane çift öreceğiz. İkinci çiftimi örüyorum. Yani aynı yere batıyorum. Bir tek örüyorum. Üçüncü çiftim için hemen batıyorum 1 ve 2 teki örüyorum tekrar çift örüyorum tek örüyorum bakın şimdi sayalım bir çift iki çift üç çift dört çift beş çiftte tamamlayacağız her iki tarafta beşer çift olması gerekmekte Evet şimdi beşinci çiftimi Örüyorum. Aynı yere bakınız. Batarak şöyle. Tığımın başını doluyorum. Hemen bir trabzanım ördükten sonra iki zincir çektiğim yere girerek batıyorum. Ve topuğumuz yani tabanımız bu şekilde hazırlanmış oluyor. Evet. Bir tane zincirimizi de çektikten sonra tabanımızı ipimizi keselim. Ve iç noktaya gizleyelim. Şöyle görelim. Evet çok kolay ve çok güzel bir taban çalışması oldu. Bir e, 0-6 ay çocuklarımız için gayet güzel bir çalışma. Şöyle baktığımız zaman şimdi bitişinde kaç santim olduğunu görelim. 11 santim bittiğinde tabanımızın ölçüsü. Evet, bir çalışmamızın da bu şekilde sonuna geldik. Umarım faydalı bir çalışma olmuştur. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın, görüşmek üzere.